Bugün güzel oldu. Bu şarkıyı da özlemişiz ya. Ne zamandır okumuyoruz değil mi? Hep Melek Hanım senin dertlerinle uğraşmaktan şurada bir şarkı okuyamıyoruz ya. Bak ne güzel oldu bugün. Çok güzel. Evet biz program sonrası orkestram ve birlikte yine Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için emekçi kadınlarımızla, tüm kadınlarımızla buluşmak üzere Muğla'ya gidiyoruz. Menteşe Atatürk Meydanı'nda konserimiz var. Herkes davetli. Çıkın, çıkın. Gelin alacağım. Teşekkür ederim aşkım. İyi ki sen. Teşekkür ederim. İyi ki. İyi ki aldı beni. Dedim evet dedim al beni dedim. Teşekkür ederim. Bak ayrılamıyoruz gördüğün gibi. Allah ayırmasın. Evet. Aslı ve Kayahan. Aslı hakikaten. Bugün de yeşiller. Anastasya yeşil. Aslı evet. Çok güzel bir şey seçmişsin. Kalk bakayım. Şöyle dolan. Verin ver müzik. Tamam. Şu kızları gösterin. Şöyle yürü Aslı. Yürü Aslı yürü. Oğlum bak Caner Anastasya dolaşınca böyle hayran hayran baktı. Kalktı çiçeğini. Sen niye kafanı çeviriyorsun Kayahan? Biraz kırgınım abla. Sen mi bana kırgınsın? Ay Kayahan. Çok değişik. Seda Hanım uyuyan artı trip atan erkek karşına sevmem. Karşına al. Karşına al şuraya. Bir şey söyleyeceksen de karşına sen al. Sen bana kırgınsan niye kalkayım ki? Karşına al. Evet. Sanki aslında ben birine oje sürdüm ya bana kırgınmış bir de. Evet bunu daha sonra tartışsın. Eyvah kurtarıyorum Kayahan, Kayahan seni bak. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz Kayahan çok güzel keman çalıyor. Birkaç kere çaldı dinlediniz. Bugün ben rica ediyorum. Dedim ki eğer şimdi Aslı'nın gönlünü almak istiyorsan bunu şarkıya şarkı sözlerine dökmek isteseydin onun gönlünü almak için hangi şarkıyı seçerdin? Bakayım ne seçti. İçimden söküp de alamazlar ya, hayalin aklımdan çalamazlar. Hayatım lapsini alıp gitsene, kurduğum düşleri yıkamazlar ya. Yıkamazlar ya, içimden söküp de alamazlar. Hayalini aklımdan çalamazlar. Hayatımdan seni alıp gitseler, kurduğum düşler yıkamazlar ya, yıkamazlar ya. Allah'ım bu acı bitsin, evet.
yollar yürüp dolsun. İlk hayatım nasıl, ilk seni tanımışım. Bu zorlu günler, bu zorlu aşamayı insanla inşallah seninle başaracağız. Buradan annemin de kadınlar gününü kutluyorum. Bütün kadınların, bütün annelerin, bütün bayanların kadınlar günü kutlu olsun. Güzel şarkı seçmiş. Şimdi yani aslı pek yumuşayacak gibi değildi ama şarkının sözleri... Yani. Cevap verebilir miyim? Tabii ki hayatım. İstediğin gibi didikleyebilirsin. Tamam. Ben bu çiçeği bütün kadınlarımızın adına aldım. Herkesin kadınlar gününü kutluyorum öncelikle. Ama ben bir çiçekle gönlünü alabileceğim bir kadın değilim. Sana kırgınlığım da geçmiş değil. Millete ayı alıyorsun kocaman, bana bir çiçekle gelmişsin. Ben yemem bunları. Yemem. Şarkın güzeldi. Belki elimi tutabilirsin ama oje süremezsin. Orası kesin. Teşekkür ederim. Tekrar herkesin kadınlar günü kutlu olsun. Peki Kayahan'ın sesini nasıl buldunuz? Güzel. Çünkü Kayahan'ın ailesi hep dedi ki Kayahan'ın istikbali var. İşte enstrüman çalıyor, sesi güzel. Aslı'yı Kayahan'ın yolunda bir engel olarak gördüler. Aslı Kayahan'ın önünde bir engel mi yoksa birlikte yürürler mi bu yolu Ayşe? Kesinlikle engel değil. Hatta teşvik eder, önder olur, daha da ileriye götürür. Çünkü zaten vizyon sahibi bir kız. Yani ben böyle düşünen? Ahsen? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Seda Hanım birlikte çok güzel işler. İlerlerler ikisi birlikte. İlerlerler. Tabii. Öyle mi? Evet. Ne oldu Nurhan? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü Aslı her yönden çok dolu bir insan. Kayahan'ın önüne engel değil, açacağını düşünüyorum. Ailesi niye öyle düşünüyor peki? Ailesi istemediği için o şekilde düşünüyor Seda Hanımcığım. Peki ama yumuşarlar mı? İnşallah. Öyle düşünüyorum. Tülay, aile istemiyor, ne yapacağız? Olmaz diyorlar. Bizim çocuğumuzun istikbali var diyorlar. İşte aileler genelde öncelikle çocuklarını düşündükleri için Aslı'nın ona engel olacağını düşünüyorlar. Bence de biraz haklı olabilirler Seda Hanım. Yani çünkü hani iş yapayım derken onunla daha bir boş vakit geçirip işini engeller diye korkuları olabilir ailenin. Senin gibi düşünen biri daha var, o da Şadıman. Bu iş olmaz diyor Şadıman. Orada yanında hayatım. Bu iş niye olmaz diyorsun sen? Olmaz Seda Hanım, olmaz. Neden hayatım? Olmaz çünkü Kayahan'ın istikbali daha değişik yerlerden. Aslı'nınki başka. İkisi yani evlenseler de mutlu oldu diyelim hadi ama ilerleyemez Kayahan. Olduğu yerde sayar. Sen pek Aslı'nın hareketlerini tasvip etmiyorsun. Bugün nasıl, elbisesi nasıl? Sevmedim. Gene? Evet. Ben çok beğendim. Seda Hanım neresi güzel?
Seda Hanım, benim müstakbel kayınvalidem gelemedi ya. Şadıman Hanım yerini dolduruyor. Gerçekten Melek Hanım gibi benim baş düşmanım. Bu da ezeli rakibim. İlk defa Şadıman sen birine karşı böylesin. Neden Aslı'ya böylesin? Hoşlanmadım. Konuşmuş Şadıman'la. Kadınlar diyor ki kaynanandan betersin diyor sana. Gerçekten. Vallahi ne derse desin ben onun kaynanası olmak istemem zaten. Neden? Nesi olamam, var? Olmam. Nasıl hanım bir kız? Bak Seda Hanımcığım şimdi hanım olabilir. Hı. Ben onun şahsını da seviyorum. Fakat kilosunu, şu gidişatını beğenmiyorum. Fiziğimi beğenmiyor galiba. Ben nasıl bunu mı? Kaç defa da söyledim. Ne getirdim. Var fiziğinde nedir kızım? Yani? Bu sen bir kilolu bayansın. Evet. Kilolu bayan kilolarını kapatmak için şöyle üstten bir bol niye bir şey kapatsın ya kilosunu seviyorsa kız? Oğlum cevap versene. Seviyorum ben abla. Kayan. Desene Şadıman abla ben böyle aşık oldum desene oğlum. Şadıman abla ben böyle sevdim aşık oldum. Böyle oğlum gördüm. Sen onu benim küllabı anlat. Seda Hanım, Kaya Hanım beni daha fazla yedirmeye çalışıyor. Sabahları bana soğan sarımsak falan çıkarıyor önüme ya. Bence annen de Şadıman gibi düşündüğü için böyle ortalığı ayağa kaldırdı Kaya Hanım. O yüzden işin zor. Gerçekten işin zor. Oje sürdüğün kadının elleri de pek zayıf değil ama neyse. Buna göre bir şey söylemem. Tırnakları kısaydı ama. Ne oldu? Ha, söyle şu an. Şimdi bütün emekçi kadınların gününü kutluyorum. Evet. O senin de yani herkesin de kadınlar günü kutlu olsun. Gerçekten Aslı'cığım bak. Biraz çok abartı. Ben abartılı seviyorum Şadıman Hanım. Ama karşındaki de seviyor mu? Karşımdaki de seviyor. Aşkım ben cevap versene. Öyle kabul ediyorum. Ya, ben zaten öyle kabul ettim. Peki, işte. Bir şey daha söyleyeceğim. Susacağım ondan sonra. Hı. Yürürken neden kafanı çevirdin? Kıskanıyorum abla. Neden kıskanıyorsun o zaman? Peki o zaman ailesi Kayahan'ın bu huyunu bildiği için bu evliliğe karşı çıkıyor olabilir mi? Yani bizim oğlumuz kıskanç. Bunları yarın bir gün hani şimdi aşkından görmüyor. Gözüne perde inmiş. Melek Hanım'ın dediği gibi bunu gözüne perde indi. Biz çocuğumuzun gözünü açalım. Yarın bir gün Aslı'nın bu kıyafetlerini, bu tavırlarını, o danslarını yapsın. Dans etsin. Burada etsin. Ne var? Yakışıyor. Dur yanımda sen dans o zaman. Evet, tut bunu evet. Çok konuşma kaynana seni deli ederim. Ben bir kara biberim yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynana seni deli ederim. Kaynana kaynana melek gibi kaynana. Allah var yukarıda benimle oynama. Kaynana kaynana melek gibi kaynana. Allah var yukarıda benimle oynama. Aşk koydum meş koydum içine de gül koydum. Kaynanamın adını pamuk prenses koydum. Aşk koydum meş koydum içine de gül koydum. Kaynanamın adını pamuk prenses koydum. Karşıma çıkıyor, çok konuşma kaynana, beni deli ediyor. Mahallede geziyorum, hep karşıma çıkıyor. Çok konuşma kaynana, beni deli ediyor. Kaynana, kaynana, melek gibi kaynana. Allah var yukarıda, benimle oynama. Kaynana, kaynana, melek gibi kaynana. Allah var yukarıda, benimle oynama. Aşk koydum, meş koydum, içine de gül koydum. Kaynanamın adını pamuk prenses koydum. Aşk koydum, meş koydum, içine de gül koydum. Kaynanamın adını pamuk prenses koydum.
sevenleri sevdiğine vermediler, vermediler. Güzel gözüm seni bana çok gördüler, çok gördüler. Sevenleri sevdiğine vermediler, vermediler. Güzel gözüm seni bana çok gördüler, çok gördüler. Kaçıyoruz bize, kaçıyoruz yarimle. Abi kaynana, ne yaptın bize, ne yaptın bize, ne yaptın bize. Biz birbirimizi çok sevdik. Kaçıyoruz bize, kaçıyoruz yarimle. Aslı dedi ki, beni bir tane karanfille kandıramaz. Bugünün önemi adına ben bu çiçeği kabul ettim ama bana izah edeceği çok şey var. Bunu konuşacağız dedi. Bugün hayatı zindan etmek istemiyorum ona dedi. Ben anladım, mesajı aldım. Caner, eline sağlık yavrum.